3. bölümde de daha önce harflerin harekeli, metli ve de tenvinin şekillerini harekelemiştik, seslendirmiştik, kalem tekniğini doğru orada uygulamıştık. Bu 3. videomuzda da o bölümden süzdüğümüz bazı harflerimiz var. Nedir bunlar? Bunlar Kur'an'da en çok sesleri karıştırılan harfler. Bunları ayrıyeten efendim bir kenara ayırdık. Bakın bunlar nelerdir? Elif ile ayın, t ile da, h ile ha, del ile zat. Buna efendim del ile da'yı da ekleyebiliriz. Zel ile za. Buna aynı şekilde zel ile keskin z harfini de ekleyebiliriz. Sin ile sat. Peki bunlar nasıl karışıyorlar? Bakın bunlar birbiriyle bağlantılı harfler. Elifi yanlış okuduğumuz zaman mutlaka ayın sesi çıkar çatlatılmamış bir ayın ses çıkar. Ne gibi? Mesela elihi yerine elifle yazıldığı halde alihi okumak. Alihi. Bakın ne oldu? Çatlatılmamış bir ayın çıktı. Demek ki elifi yanlış okuduğumuz zaman ayın olarak seslenebiliyor. Ama ayını yanlış okuduğumuz zaman başka bir harf çıkmaz. Elif çıkar. Ne gibi? indehu. Halbuki indeh'in yazılışı ayın olduğu için indehu dememiz lazım. Bakın ne oldu? Ayını yanlış okudum. İndehu elif çıktı. Demek ki bu iki harfi birbirinden ayırabilmemiz lazım. Birazdan bunları seslendireceğiz ve aradaki ses farkını da çalışmış olacağız. T'yi yanlış okursak daha çıkar. Hemen bir misal verelim. Çoğunlukla Fatiha, Fatiha'da cehri namaz kıldıran ve iyi eğitilmemiş imamlarımız okurken farkında olmadan İyyâke na'budu ve iyyâke ta'in ta, ta. Bakın ne oldu? Orada t var. T ta çıktı. Ne dememiz lazım? T olduğu için kenes ta'in değil, te'in. Ta Demek ki oradaki t harfini yanlış okursak da, da'yı da yanlış okuduğumuzda t harfi çıkabiliyor. Ne gibi? Bakın, yet rifu. Yet rifu. Orada da var. Halbuki yeallu rifu dememiz lazım. Ne oldu? Bu sefer de da'yı yanlış okuduk. T çıktı. Demek ki birbiriyle bağlantılı bunlar. H'yi yanlış okursak H harfi çıkar. H'yi yanlış okursak H harfi çıkar. Bir misal verelim. Besmele'nin sonu. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın çok güzel bir H okudum. Halbuki besmele'nin sonunda ne var? H harfi var değil mi? Him değil. Him diye efendim H'yi boğazımızı büzerekten efendim çıkarmalıyız. Demek ki hey yanlış okuduğumuzda ne çıkıyor? H harfi çıkıyor. Hay yanlış okuduğumuzda da H harfi çıkabiliyor. Evet. Bundan sonra del harfini yanlış okursak dat çıkabiliyor. Dat harfini yanlış okuduğumuzda del gibi çıkabiliyor. Mesela ne gibi? Bazı kişiler dat harfinde dil kenarını dil kenarını efendim azı dişlerinin içine sürtmediği için direkt üst damağa üst tarafına ucunun üst tarafına damağın karşılığına vurduğu için delin biraz daha kalın şekli çıkıyor. Velil maudu bi ne oldu? Delin biraz kalın hali çıktı. Efendim halbuki dat harfi tamamiyle efendim farklı bir sestir. Onu daha önce anlatmıştık. Demek ki dat harfini de yanlış okuduğumuzda ne olur? Del harfi çıkar. Vel erd erd diye okuyanlar var. Bakın del çıktı. Orada dat var. Vel er Efendim dat harfini mutlaka orada çıkarmalıyız. Zel harfi, za harfiyle karışıyor. Zel harfini yanlış okursak, kalın okursak za harfi çıkar. En belirgin örneği, efendim istiazede eunzu. Eunzu. Gördünüz mü? Zu. Za, zı, zu. Orada zel olmasına rağmen, ince okumamıza rağmen, zu okuduk. Ne oldu? Za harfi çıktı. Ne dememiz lazım? Eunzu. Zu. Zu. Evet. Yine de e, za harfini yanlış okursak zel harfi çıkar. Ne gibi? Sade Allahü'l-Azim. Bakın çok güzel bir zel, zel harfi çıktı. Farkında değil çoğu kişi orada za olduğunun azim değil zim diye kalın olarak okumamız gerekiyor. Orada da ne oldu? Za harfi zere dönüştü. Yine dikkat etmezsek efendim sin harfini efendim sat harfi olarak çıkarırız. Sat harfini yanlış okursak sin olarak çıkar. Mesela ne gibi? Yes dürünnese. Yes dürü. Yes. Orada ne var? Sat var. Ne okumamız lazım? Bakın sat sin oldu. Kalın okumamız lazım. Kalın geçmemiz lazım. Yes dürü. Yes. Yes değil. Evet. Aynı şekilde de bazen mesela Sübhaneke'yi talimle okurken sub Subhane. Ne oldu? Sin sat oldu. Bakın. Sub değil. Sub, sub, ince. Evet. Demek ki satı da sini de yanlış okuduğumuzda sat, satı da yanlış okuduğumuzda sin çıkabiliyor. Onun için çalıştırırken talebeyi bu bölüme çok ehemmiyet, ihtimam göstermemiz lazım. Defalarca tekrarlatmamız lazım. Defalarca çalışıp çalışıp burayı elipba bitinceye kadar tekrar tekrar okutmalıyız. Şimdi bu harflerin seslerinin farklılığını efendim çalışabilmemiz için ne yapalım? Uygulamaya geçelim kalem tekniğimizle. Önce harekeli halleri, sonra metli, sonra da teminli hallerini okuyalım. Elif ile ayn harfi. E, a, i, i, u, u. E, a, en an, in, in un, un. t ile da harfi da da sıfatı olduğunu söylemiştik dilin orta kısmından uç kısmına kadar üst damağı karşı tarafına mutlaka dilimizi kapatmamız lazım t da t tı tu Du 대, 도, 티, 도이 투, 도 텐, 반 틴, 딴, 툰, 돈 해, 레해 하, 하, 쇠. 해, 하. 히, 해 후, 후. حي هو حو هن 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 دال إلى ضاد حرفي د ظ د ظ د ظ د ظ za ti zi tu zu Den, van din zin dun zun zel ile za harfi x de peltek z va zi zi zu zu Z, V, Z, V, 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 Z, V, Z, 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 Z. Sin ile sad harfi. İkisi de keskin. S, S. Sı, si, sı. Si. S, su, su. Se, so. Si, suy. Su, su. Sen, son. Sin, sin. Sun, sun. Bundan sonraki sayfamızda şöyle bir formül ürettik. Neden? Noktalı 5 tane harfimiz var. Bakın, bunlar B, Y, Nun, T, Pertek, F. Bu harfleri temsil eden efendim, şeyler bunların noktaları, çanakları değil. Yani bu harfleri noktaları temsil ediyorlar. Burada da aşağıda da göreceğiz zaten. Bu çanaklar olmasa bile yeter ki harfin alt yani kelimenin altında veya üstünde olsunlar. Ama nerede olurlarsa olsunlar noktayı gördüğümüz zaman bu harfleri tanıyabiliriz. Çanağa bağlı değil bu harfler. Sadece müstakil yazıldıklarında çanağa dahiller. Peki bunu niye aldık bu harfleri, 5 tane harfi? Genelde sıfırdan başlayan e, çocuklar ne yapıyorlar? B'yi nun, nunu b, t'yi ye, ye'yi T, peltek f'yi de şin veya da şin ile peltek okuyabiliyorlar. O zaman ne yapacağız? Şu şekilde bir belletme yapacağız. Altta bir nokta B, altta iki nokta T, G. Üste bir nokta N, üste iki nokta T, üste üç nokta Peltek F. Peltek F'nin Şin'den farkı nedir diye efendim sorduğumuzda Şin'de üç tane diş var diyeceğiz. Bu, bu şekilde ayıracağız. Peki bu ne işe yarayacak? Bunu bu şekilde bellediği zaman çocuk diyelim ki B'yi Nun okudu. Ne diyeceğiz? Yanlış okuduğu zaman Üste bir nokta neydi? Hemen e, tabii ki bellemişti. Üste bir nokta nun, he, nun diyecek, düzeltecek. Bu şekilde de düzeltmesini sağlayacak. Y'yi T okudu. Veyahut da T'yi Y okudu. Efendim. Diyeceğiz ki altta iki nokta neydi? Veyahut da üstte iki nokta neydi? T'ydi. O zaman ne yapacak? Düzeltecek. Bu şekilde Peltekfe'yi de daha önce anlatmıştık şeyden farkını. Peltekse de genelde diş de olmayabilir. Ufacık bir çıkıntı da olabilir. En fazla iki tane diş olabilir ki o da yanındaki harfin belki çıkıntısıdır. Ama üç tane diş sayıyorsak burada gördüğümüz gibi mutlaka şindir. Bu şekilde ayırmasını bilecek. Şimdi buraya kadarki harekeli harfler hep münferit olarak çalıştık. Artık burada ne yaptığı ha, bu harfler çanakları birbirlerine birleştiler. Artık yavaş yavaş harekelerine de bakaraktan Burada gördüğünüz gibi efendim altta 1.b üstte 2.t bakın t'nin çanağı gitti. Ne yaptı? Şu kadarcık bir çıkıntının üzerine çıktı. Peltek f'nin efendim o görmüş olduğumuz böyle bir çanağı vardı. O da gitti. Cimin üzerinde ufak bir çıkıntının üzerine oturdu. Demek ki bunlar efendim çanağa bağlı olmayan harfler her zaman için üstte mi altta mı gördüğümüzde bu efendim şeyi belletirsek altta 1 B, altta 2.y, işte 1.1 üste 2.t üste, üste Peltek F'nin işinden farkı şimdi işinde 3 tane diş var diye belletirsek burada da kesinlikle sıkıntı çekmeyeceklerdir. Bakın burada cimde de bir nokta var. Diyemeyiz ki sadece nokta cimi e e efendim temsil eder. Hayır. Cimin nesi var? Bir vücudi aslısı var. Bu vücudi aslısı olmadan sadece bu nokta cimi temsil etmez. O bakımdan burada cimi mesela bu diğer noktada harfleri koymadık. Bunlar sadece bu 5 harfe munhasır bellenmesi gereken efendim ibareler. Şimdi artık yavaş yavaş efendim çocuğumuz e, harfleri birleştirerekten, harekeleri de gözeterekten ne yapacak? Efendim okuyacak. Ne yapacağız? Harekeler harekeler kısa okunur. Şu şekilde uzatılarak okunmaz. E, B, T, F, C. Bakın nereden olsa %50'ye yakın ne var? Bir met var. O bakımdan kısa okuyacağız. E, B T S C I B T C C I B T S C t, t. H H D V R h h, h h D V R H H D D J Devam edelim. ز س ش ص ض ز سي ش ص ظ ز س ش ص ظ ط سي ع و ف ع و ف ع و ف قوكلمة. ne kay ki li mi ne ku ku mu ni ve he la yu wi he la ye bu hu la ye böylece bu videomuzu da burada bitirmiş olduk Bundan sonraki videomuzda da bir teorik sayfamız var. O sayfamızda buluşmak üzere.